Çekiyor musun? Evet. Resimleri çekiyorum. Ha? Evet. Bir ışıkta çekilebiliyor mu yani? Hı. Evet. Alıyor mu şeyi de aynı zamanda? Sesi tabii. Abidin Dinay'ı ben de ya, Abidin'i 18 yaşında falan tanıdım. Benim değil. O zaman dedik grubun değildi. Bize yani bir şey kurmak istedik. Yeniler grubunu bize geldi. İşte beraber o grubu kurduk. Ondan sonra ben Paris'e gittim. Sonra Paris'e geldiği zaman yani beraberdik. Hatta bir müddet aynı yerde oturduk. Skola Kantorum denilen bir pansiyon vardı. Beraberdik. Nazım Hikmet'le üçünüz Abidin Dino bir araya geldiğinizde neler konuşuyordunuz? Valla işte sanattan işte geldiği zaman Nazım'da üçüncüsü ne var? Galeriydi, sergiydi, konser, tiyatro filan hepsini görmek isterdi. Sinema. Bunlar da bahseder. Şarkı, şiir işte onlar. Peki bir ressam olarak Abidin Dino için neler diyeceksiniz? Onun değişik dönemleri oldu. En çok hangi dönem sizi etkiledi? Valla ben döneme bakmıyorum. Ben insanın tümüyle şeysine bakıyorum. Yaptık abi. Yani genellikle ne yaptığı sonunu diyorum. Valla bir kere abi dedim. Çok uygar, kültürlü ve ileri kapalı bir insandı yani. Devrimciydi. Bana çok şeysi olan Fransa'dan Charm dedikleri olan çok çok sempatik bir adam. Peki Paris'te yaşamayı niye tercih etti sizce o? İşte bittikten sonra zaten burada malum ya bu devrimci, sol dedikleri insanların hepsini şey derler, Londra'dırlar. Onu da şeye, Adana'ya falan sürmüşlerdi. Ben 40 haftada geldim Paris'e, bu 50'de falan geldim. Tabii fırsatta çıktı artık pek nefes alacak bir durum yoktu Türkiye'de. Paris'te kimlerle dost oldu? Picasso var. İşte Aragon vardı. Aragon, Zara, Tristan, Zara'lar bir sürü vardı. Şey. Beraber zaten şey. Türk sanatçılar olarak Fransız sanatçılar arasında ne gibi yer edindiniz? Vallahi şimdi sürü dostlarımız var. Saygıları giriyorum işte büyük salon vardı, salon dövmeye oraya giriyordu. Ben senelerce girdim oraya. Hani Picasso falan da o salona girerdi. Yani, salondu. Sonra şey var mesela Ecole de Paris diye Charpentier Galerisi'nde. Yani şey etti ki onların içinde yaşıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Ekonomik olarak zorluklarla karşılaşmadınız mı? Nasıl karşılaşmış? Canımız çıktı. Kolay mı? İlk
gittiğimiz zamanlarda çok zordu. Bir de Abidin Dino'nun resimleri satacak, kolay satacak cinsler resimler değil. Dino düşüncelerini resme döktü yani. İşte o kendi bildiklerini düşündürüyor. Uzun yürüyüşlerini gördünüz mü onun? Son dönem bir de yüzler kısmı var. Politikacı yönü nasıldı? İyiydi canım, gayet işte soldan bir çocuktu. Gerici falan değildi. Fransa'da daha çok dost edilmesinde bir bakıma onun faydası oldu diyebilir miyiz? Canım, onun faydası değil çünkü onun dostları da zaten Fransa'nın daha da evvel tanımıştı onları. 37'de falan gittiği zaman yok, daha evvel gitti oraya. Hatta Rusya'ya falan gitti, orada çalıştı bir sene. Ha? Zaten tanıyordu. Sonra güneş batacak. Avni amca, Abidin Dino bir bakıma Paris'in kültür ateşesi demiştik. Onu biraz anlatır mısın? Çok iyi olurdu, öyle bir şey yapsalar mı onu? Thank you.
Bir de bütün Türklere kapısı açıktı galiba. Tabii tabii, herkes ona giderdi. Böyle arkadan herhalde işte tanıdık taraflar falan onları bir şey derdi. Birinden geleni yapardı. Bir de şeyi taraflar biliyor musun? Bir diplomat tarafı olarak. Ya bu dört taneydi, bunu yemişler, bunu yani. Adam öldürmek için bir şey. Keşifte yenir mi be? Ha? Kestiler mi ördekleri? Evet evet, boynunu koparttığını şey etmişler, yemişler. Ya bunlar zaten iki de nasıl olur? Bunlar şey yani, peki ördeği bile. Foça'yı anlatır mısın bana? Ya İstanbul'u bırakıp niye Foça'ya yerleştin? Ya kardeşim, Foça'ya İstanbul'a havası yüzünden buraya geldim. O kadar kötü doktorlara gitmezseniz ölürsünüz. Bir zamanı bir yerde geçirmişsiniz. Ben de buraya geldim. Artık İstanbul'a da şey olarak zaman zaman gidip dostluklar görmek lazım. O da yazın filan yolduğu zaman. İşte bak, burada da bu var. Görüyor musun? Neydi o? Atış yapıyorlar. Burada komando bekliyor, var. Avni amca, Yunanlarla savaş çıksa buraya da saldırırlar, korkmuyor musun? Vallahi ne korkayım artık kardeşim, yani ne yapacağım? Saldırırlar. Hayır, Foça'yı ele geçireceklermiş, tek amacı senin tabloları almakmış. Vallahi alsınlar, buyur kardeşim. Kuvayi milli atları onları korkutuyor ya. O zaman belki korkarlar da gelmezler. Tamam, senin tablolarla Foça'ya barikat yapalım. Bak şimdi burada şey yapmak istiyorlar. Yatmıyor onu. Ne demek biliyor musun? Burayı mahvettim. Kimse de dinlemiyor. Anlatıyorsun, söylüyorsun. Güzeller var, Bodrum'un güzelliği ne hale geldi. Kuş Adası öyle, değil mi? Evet. Bu yay işte sokmak istiyorlar. Tabii yat limanı olunca bütün şeye şeysi kalmayacak. Yapılaşma başlayacak. Bu mezarlık gibi evler beyaz 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 anladın mı? Siteler her tarafı saracak. Mafya gelecek. Gazinolar bilmem nereden kendimiz şirletecek. Topları da kaldıracak tabii. Falan falan gidecek yani. Ne tarih kalacak, ne doğa kalacak, ne deniz kalacak, ne şey kalacak. Evet. Foça Belediye Başkanı olsan ilk ne yapardın Avni amca? Vallahi ne yapardım? Evvela burayı korumaya çalışırdım. Anladın mı? Buradan çok saydığım insanlar Foça'nın Foça'yı kurtarmak istiyorlar. Ya o sinirli alanı olarak şimdi mahkeme filan da şeyde mahkeme açtılar, kazandılar. Fakat bir sürü atmacalar da bekliyorlar ki bu kalksın da burada böyle bir sürü felaket şeyler yapsınlar. Karşıdaki gibi apartmanlar diksinler. Evet evet. Bak şu karşıdakileri görüyorsun değil mi?